Arkadaşlar merhabalar. 9. üniteye geçtim arkadaşlarım. Belirli integral ile alan hesabı yapacağız bu ünitemizde. Başlayalım hemen sorularımızı çözmeye. Şimdi birinci sorumuz, birinci sorusu. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre şöyle bir integralimiz var. Bu integralin değeri nedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada gençler, belirli integralin aslında ne işe yaradığını öğreneceğiz biz. Belirli integral dediğimiz şey, o fonksiyonun altında kalan alanı bulmaya yarar dostlarım. Şuradaki sınırlar da eksi 2 ile 3 diyor ya. Eksi 2'den 3'e kadar olan kısmının eğrinin ya da işte fonksiyonun altında kalan alanı bulun demek istiyordur bize. Belirli integralin görevi budur arkadaşlarım. Alan bulmamızı sağlar. Şimdi bize nerenin alanını soruyormuş? Şuradaki x ekseninin fx fonksiyonunun x ekseni ile arasında kalan alanı soruyormuş bize. Ki bu fonksiyonun alanını eğer şöyle şekle baktığınızda direkt bulabiliyorsanız hiç integrale de gerek kalmaz kardeşim. Zaten bakın şurasındaki uzunluk 2, şurası da 1 birim olduğu için burası 3. Şurası 2 birimmiş dostlarım. 2 birim de burada. Şimdi benim aradığım şekil bir şuradaki dikdörtgenden oluşuyormuş dostlarım ki hemen alanını bulalım bu dikdörtgenin. 2 çarpı 3'ten 6 geldi. Bir 6 var. Artı bir de şuradaki yamuktan oluşuyormuş benim aradığım şekil dostlar. Şurası 2 birim. Şurayı bize yine 3 birim vermiş şuradan dolayı. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban 5. Çarpı yükseklik 2 bölü 2 idi. Bölü 2'ler de gitti. Bir de 5 de bu yamuktan geldi. Yani bana aslında 6 ile 5'in toplamını soruyormuş bu gobe. Neymiş belirli integral dediğimiz? Fonksiyonla x ekseni arasında kalan bölgenin alanını veriyormuş bize aslında. Fx fonksiyonunun integralini, belirli integralini aldım. Eksi 2'den 3'e kadar bana şuradaki dikdörtgenle yamuğun alanını soruyormuş meğersem. Şimdi buraya bakın. Boyalı bölgenin alanını nasıl bulacağız? Şimdi sınırlarımız bir kere 1'den 2'ye kadar olacak. Şuradaki pembe alan dediğimiz alan şu fonksiyonun integralini alacaksınız arkadaşlarım. X artı 1 dx diyelim. Bu adamın 1'den 2'ye kadar integralini aldığınızda işte fx'in altında kalan kısmın alanını bulmuş oldunuz. Cevabımız hangisi çıkıyor? 1'den 2'ye kadar olacak. Şu değil, şu değil, şu değil. X artı 1. Fonksiyonumuz x artı 1 olduğu için Bursa şıkkı doğru cevap geldi Gobel'dir. Pekala. 1 numarayı gömdük. Hemen 2 numarayı alalım. Şimdi daha da iyi öğreneceğiz bu söylediklerimizi. Bakın ne diyor 2 numaralı soru köşe taşımız. Şekildeki boyalı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize dostum. Hemen bulalım bu boyalı bölgenin alanını. Sınırlar nereden nereye? 1'den 2'ye kadar dostum. Bakın integrali bir yazalım. 1'den 2'ye kadar fonksiyonun denklemini yazıyorum hemen. X kare artı 2 dx. İşte bu integralin sonucu bana buradaki alanı verecekmiş. Hadi bulalım integralimizin sonucunu. Ne diyeceğiz? X kare artı 2 diyor dostlarım. Hemen integrali bir alalım. X küp bölü 3 artı 2x geldi integralimiz. Bunun da diyor sınırları 1'den 2'ye kadar. Hadi çözelim. 2 yazalım ilk önce. 8 bölü 3 artı 4 geldi. Eksi 1 yazalım bir de. 1 bölü 3 artı 2 de buradan geldi. Şimdi 8 bölü 3 eksi 1 bölü 3 de buradan geldi. 7 bölü 3 yaptı. 4 eksi 2 de buradan geldi. 2 kaldı. 3 kere 2 6, 7 daha 13 bölü 3 çıktı. İntegralimin sonucu Gobel'dir. 2 numaraya geçtim hemen. Şekildeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Bakın boyalı bölge yine eğrinin altında kalan bir alandan bahsediyor bize. Sınırlarımız da eksi 1'den 1'e kadar. Gösterelim bunu. Eksi 1'den 1'e kadar fonksiyonu da yazıyorum. 1 eksi x kare dx dedim. Şimdi hemen bu integrali alalım. 1'in integrali x'tir. X karenin integrali x küp bölü 3 olur arkadaşlarım. Ve sınırlarımız da eksi 1'den 1'e kadarmış. Şimdi ilk önce 1 yazıyorum hemen x gördüğüm yere. 1
eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi bir de araya eksiyi koyduk. Eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1, eksi 1 bölü 3 olur. Bir de eksi burada var. Artı 1 bölü 3 geldi. Düzenleyelim. 3 kere 1, 3. 1 çıktı. 2 bölü 3. Eksi. 3 kere eksi 1, eksi 3. Bir daha eksi 2 bölü 3 de buradan geldi. Yani 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 çıktı. 4 bölü 3 geldi sorumun cevabı. 3 numaradayım. Bakın yine diyor ki eğrinin altında kalan alanı bulun diyor bize. Önce bir sınırlarımızı yazalım. Eksi 1 ile 1 aralığındaki aralığı bulun diyor. Şu kısmı bulun diyor. İntegralde neymiş? X küp eksi 2x artı 4'müş benim de fonksiyonum. Dx'i de yazdım. Şimdi hemen şu integrali bir alalım. X üzeri 4 bölü 4 olacak. Eksi 2 çarpı x kare bölü 2 gelecek. Yani ikilerde gittiği için x kare kaldı. Artı 4x dostlarım. Şimdi bunun da sınırları eksi 1'den 1'e kadarmış. Önce 1 yazalım. 1 bölü 4 eksi 1 artı 4 olur. Şimdi eksi bir de eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazarsam yine 1 bölü 4. Eksi 1 yazarsam yine eksi 1. Bir de burası eksi 4 geldi. Şimdi 1 bölü 4 burada. Şu eksiyi içeriye dağıttığımda eksi 1 bölü 4 geliyor burası. Sadeleştiler. Eksi 1, eksi içeriye dağıttığımda artı 1 oluyor. Bunlar da sadeleşti. Ne kaldı burada? 4. Eksi eksi 4'ten artı 4. Yani 8 çıktı. Aradığım alan cevabım Ceyhan'dan geldi. 9 numaradayız dostlarım. Yine 1 ile 4 aralığındaki alanı bulmamızı istiyor bizden. Hemen bulalım. İntegralimizi yazalım. 1'den 4'e kadar olan sınırlarımız bunlar. Fonksiyonumuz da 1 bölü x kare. Hatta bunu şöyle yazalım. X üzeri eksi 2 diye yazalım. Dx. Şimdi integralimizi alıyorum. 1 arttırdım yukarıya. Eksi 1 bölü. Eksi 1'i de aşağıya yazdım. Hatta bir satır daha düzenleyelim. Eksi 1 bölü x olacak bu adam. X'e takla attırdım. Eksisi de var. Eksi 1 bölü x. Sınırlarımızı da yazıyorum. 1'den 4'e kadar. Şimdi ilk önce 4 yazalım. Eksi 1 bölü 4 olur. Eksi 1 yazalım. Eksi 1 bölü 1'den eksi 1 gelir arkadaşlarım. Burayı artı 1 yaptı. 4 kere 1 4. 1 çıktı. 3 bölü 4 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 2 numarayı da gömdük. Hemen çevirdik. 3 numaralı köşe taşındayız. Bakalım bu ne diyor. Bir de süreye bakayım ben. Evet, süremiz yeterli, zamanımız var. Şimdi, ilk önce diyor ki 2x kare eğrisi x eşittir 2 doğrusu ile. Hemen gösterelim bu şu bir fonksiyonumuzu şöyle bir şey arkadaşlarım. 2x kare dediğimiz şöyle bir şey. X eşittir 2 dediğimizde şöyle bir şey olacak arkadaşlarım. Bize de şunların ve x ekseninin arasında kalan şu bölgenin alanını soruyormuş dostlarım. Bakın sınırlarımız nereden nereye? 0'dan 2'ye. Sınırlarımız 0'dan 2'ye kadar olacak. Ve şu fonksiyonun altında kalan alanı istiyor. Yani 2x karenin altında kalan alan nedir diye soruyormuş. Dx'imizi de yazdık. Hadi şimdi bir integrali alalım. 2 çarpı x küp bölü 3 olacak 0'dan 2'ye kadar. Şimdi önce 2'yi yazıyorum. 2 yazarsam 8 bölü 3 olur. 2 ile de çarptık. 16 bölü 3 gelir. Eksi 0 yazarsak da 0 geliyor dostlarım. Yani bir tek 16 bölü 3 çıktı alanımız. Geldik ikinci soruya. Bu da diyor ki şuradaki alanı bulun diyor bize arkadaşlarım. Şöyle fonksiyon. Şurada tam teğet. X yerine 0 yazdığımda y'yi kaçta kestiğini buluyorum. Y yerine 0 yazarsam da bunun kökü 1 olduğu için demek ki şurayı da 1'de kesiyormuş dostlar bu. Şimdi integrali yazalım. Şuradaki bölgenin, taralı bölgenin alanını yazalım. Sınırlarımız 0'dan 1'e kadar olacak. Ve x eksi 1'in karesi dx gelecek arkadaşlarım. Şimdi hemen şuranın integralini alalım. X eksi 1'in küpü bölü 3 olur. Sınırlarım da 0'dan 1'e kadar dedi. Şimdi ilk önce 1'i yazıyorum dostlarım. 1'i yazarsak burada x gördüğümüz yere 0 bölü 3 olacak 0.
Şöyle sıfırı yazdım. Eksi 1 yazarsak, şey 1 yazdık 0 oldu. Şimdi sıfırı yazalım. Eksi 1 bölü 3 gelecek. Buradan da eksi 1 bölü 3. Peki bir toparlayalım burayı arkadaşlarım. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Artı 1 bölü 3 geldi. Sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı. 3 numaralı soruya geldik şimdi. Diyor ki eğrisi ile x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen bunu da şöyle bir göstermeye çalışalım arkadaşlar. Bunun y'sine 0 verirseniz x kare 9 çıkar. X eşittir 3 ya da eksi 3 gelir. Yani fonksiyonumuz x eksenini bir eksi 3'te bir de 3'te kesiyormuş. Bununla diyor x ekseni arasında kalan şu alan nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen integrali yazalım. Eksi 3 ile 3 bizim sınırlarımız. Fonksiyonumuz da 9 eksi x kare. İşte dx'i de yazdım. Benden bu integralin sonucunu istiyormuş. Alan dediği şey buymuş. Hadi alalım bu integrali. 9'un integrali 9x. Eksi x karenin integrali x küp bölü 3. Sınırlarım da eksi 3'ten 3'e kadar dedim kardeş. Şimdi 3 yazalım ilk önce. 27 olur. 3 yazarsam eksi 27 bölü 3'ten eksi 9 geldi. Eksi. Şimdi eksi 3 yazıyorum. Eksi 27 olur. Eksi 3'ün küpü eksi 27 bölü 3'ten eksi 9. Eksi de burada var. Artı 9 da buradan geldi. Şurası 18 yaptı. Eksi. Burası da eksi 18 yaptı. 18 eksi eksi 18. Yani artı 18'e döndü. Cevabım 36 geldi dostlar. Dördüncü sorudayız dostlarım. Bakalım bu ne diyor? Aşağıda fx eşittir x kare fonksiyonun grafiği verilmiştir. S1 ve S2 bulundukları bölgenin alanlarının ölçüleri olduğuna göre diyor. S1 bölü S2 nedir diye bir soru sormuş. Şimdi hemen S1'e bir bakın arkadaşlarım. S1 dediğiniz yer sıfırdan 1'e kadar olur. S1 dediğimiz yer sıfırdan 1'e kadar. Şöyle bir bulayım ben S1'i. İntegral 0 ile 1 aralığında fonksiyonumda x kare dediği için x karenin altında kalan alanı soruyor bana. X kareyi de yazdım. Dx. Bu S1. S2 dediğimiz şeydi arkadaşlarım. 1'den 3'e kadar olacak bu sefer sınırlarım. Yine fonksiyonum x kare dx. Şimdi S1'i bulalım. S2'yi bulalım. Ayrı ayrı bulup birbirlerine oranlayacağız. X karenin integrali x küp bölü 3 olacak. Sınırlarım da 0'dan 1'e. Şimdi önce 1 yazalım. 1 bölü 3. Eksi 0 yazalım. 0 olur. Bunun sonucu 1 bölü 3 geldi. Bu bizim S1'imiz. Şimdi S2'yi bulalım. İntegrali bir alalım ilk önce. X küp bölü 3 olur. X küp bölü 3. Sınırlarımız da 1'den 3'e kadar. 3 yazarsak 27 bölü 3'ten şöyle yazayım. 3 yazdım. 27 bölü 3'ten 9. Eksi 1 yazarsam da 1 bölü 3 geldi. Bu da 3 kere 9. 27 1 çıktı. 26 bölü 3 oldu. Bu da bizim S2'miz. S1 bölü S2'yi istiyor arkadaşlarım. Yani 1 bölü 3 bölü 26 bölü 3'ü istiyor. Ters çevirip çarptım. 3'ler gitti. 1 bölü 26 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet, 3 numarayı da gömdük. Hemen 4 numarayı alalım. Diyor ki 4 numara, denklemi şöyle olan bir eğri varmış arkadaşlarım. Bu eğri ile x ekseninin sınırladığı bölgenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi bu eğrinin ilk önce y'sine 0 verirsek x eksi 2 ile artı 2 çıkar dostlarım. Böyle bir fonksiyondur bu. Kökleri bunlarmış. Hemen şöyle bir grafiğini çizmeye çalışalım. Bu fonksiyonumuz şöyle. Eksi 2 ile 2 aralarında bize de diyor ki x eksenin arasında kalan bölgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi hemen integrali bir yazalım. Eksi 2'den 2'ye kadar geldi. X kare eksi 4. Dx'i de yazdım yanına. Şimdi alalım bu integrali. X küp bölü 3'tür. Eksi 4x'tir bu adamın integrali. Eksi 2'den 2'ye kadar. Şimdi 2 yazalım ilk önce.
8 bölü 3 eksi 2 yazarsam 8. Araya eksiyi koydum. Şimdi eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 bölü 3 eksi 2 yazarsam artı 8. Burası da böyle geldi arkadaşlarım. Şimdi hadi toparlayalım şurayı bir. 3 kere 8 24. 24 8'den 24 çıktı. Eksi 16 bölü 3. Burası. Şurayı toparlayalım. 3 kere 8 24. 24'ten 8 çıktı. 16 bölü 3. Eksi de burada var. Eksi 16 bölü 3 de buradan geldi. Yani sonuç eksi 32 bölü 3 oldu. Bize şimdi alanı sorduğu için biz işlemimizin sonucu negatif bile çıksa arkadaşlarım, alan negatif olmayacağından dolayı tabii ki tutup pozitif olanı işaretleyeceğiz ki zaten şıklarda bakın hiç negatif bir sayı yok. Olsa bile negatifini işaretlemeyeceksiniz çünkü alanı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlarım. Bu alanı sorduğu zaman eksi bile çıksa sonucun artısını işaretleyeceğiz. Şimdi muhtemelen buradakilerin hepsinin sonucu negatif sayı çıkacak ama biz hepsini pozitif olarak işaretleyeceğiz. Şimdi şunu ilk önce bir çarpanlarını ayıralım arkadaşlarım. X parantezinde x eksi 2 diye ayrılır. Bir 0 bir de 2 gelir. 0 burada, 2 de burası. Demek ki sınırlarımız dostum 0'dan 2'ye kadar fonksiyonumuzu yazıyorum. X kare eksi 2x dx diyor. Hadi şimdi bu integrali bir alalım şurada. X küp bölü 3 eksi 2 çarpı x kare bölü 2. İkiler gidecek. Sadece x kare kalacak. 0'dan 2'ye. 2 yazarsak 8 bölü 3 eksi 4 olur. Eksi 0 yazarsak da 0 gelir. Burası da ne yaptı? 3 kere 4 12. 8'den 12 çıktı. Eksi 4 bölü 3. Tabii ki neyi işaretleyecektim ben? Artı 4 bölü 3'ü işaretleyeceğim. Hemen geldim 3. soruma. Şekildeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Bakın hemen şöyle gösterelim. İntegral eksi 1'den 2'ye kadar sınırlarımız. Eksi 3 x kare dx'in integralini istiyor bizden Gobeller. Hemen alalım bu integralin sonucunu. Eksi 3 çarpı x küp bölü 3. 3'ler de gitsin hatta. Sınırlarımız da eksi 1'den 2'ye. Önce 2 yazıyorum. Eksi 8 geliyor dostlarım. 2 yazdığımda. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1. Eksi de burada var. Artı 1 oluyor burası. Eksi 8. Eksi 1 daha. Eksi 9 çıktı. İntegralimin sonucu. Tabii ki ben alanının sonucu nedir diye sorduğu için artı 9'u işaretledim. Geldim şuna. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Önce bir fonksiyonun denklemini yazalım arkadaşlarım. Şöyle yazıyorduk. Y eşittir. Bir baş katsayımız var. A. Sonra köklerimiz. Birisi eksi 1. O zaman x artı 1. Bir çarpanın. Diğer bir kökümüz yani x eksenine değdiği noktalardır kökler. Diğer kökümüz 3. O zaman x eksi 3'tür diyorum. Şimdi bu adam şu sıfıra eksi 3 noktasından da geçiyor. Hemen y yerine eksi 3 yazdım. A çarpı x yerine 0 yazarsam 1 çarpı eksi 3. Eksi 3'ler de gitti. A eşittir 1 çıktı. Şimdi fonksiyonu yeni baştan şuraya bir daha yazıyorum. Y eşittir. A 1 arkadaşlarım. Şu ikisinin çarpımı. Yani x kare artı x eksi 3x daha eksi 2x. Eksi 3 geldi benim fonksiyonum. Şimdi gelin integralimizi yazalım bir de dostlar. İntegral sınırlarımız nereden nereye? 0'dan 2'ye. Ve bu fonksiyonun eksi 2x eksi 3 fonksiyonunun değerini istiyor bizden. Hadi şimdi bunun bir gelin integralini alalım. Şimdi şuraları bir temizleyeyim arkadaşlarım. Yere ihtiyacımız olacak. Şimdi bu integrali bir alalım. Sınırları da yazalım. Cevap gelecek. Alalım integrali. X küp eksi 2 çarpı x kare bölü 2'dir. Eksi x kare kalır. Bir de eksi 3x. X küp bölü 3 tabi burası. Sınırlarımız da 0'da 2'ye. Şimdi önce 2 yazalım. 8 bölü 3 eksi 4 eksi 6 gelir. Eksi 0 yazarsak da burası 0 çıkar zaten direkt. Şu işlemi bulalım. Şurası eksi 10. Eksi 30, eksi 22 bölü 3 geldi. Bu integralin değeri.
Ama bana alanını sorduğu için de alan dediğimiz şey negatif olmayacağı için cevabım Denizli'den çıktı Gobeller. 22/3'müş bu sorunun cevabı. Evet dostlarım, şimdi bu videoyu burada durduralım. Bir sonraki videoda da diğer köşe taşlarını çözeriz. Hadi görüşmek üzere Gobeller. Kendinize iyi bakın.